Herkese merhabalar. First Admit'ten Mehmet ben. Şirketimizde Avrupa Üniversiteleri Operasyon Sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere Polonya'da üniversite eğitimi almanın avantajlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Polonya, ülkemizde ve dünyanın genelinde Avrupa'da üniversite eğitimi almak için en çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi. Bunlardan sebeplerinden bir tanesi üniversite eğitim fiyatlarının uygun olması, ikincisi yaşam maliyetlerinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması, üçüncüsü İngilizce dilinde eğitim alanında çok fazla bölümün bulunması. Örnek veriyorum, psikolojiden mühendislik programlarına, tıp eğitiminden diş hekimliğine kadar birçok farklı alanda üniversite başvurusu yapabilmekteyiz. Polonya'da üniversite eğitimi almak için gereken şartlar nelerdir? Bunlardan bahsetmemiz gerekirse, öncelikli olarak şunu söylemek isterim. Türkiye'de herhangi bir şekilde bir sınav kazanma zorunluluğu yoktur. Yani ÖSYM'nin yapmış olduğu TET, AET sınavlarına girip okumak istediğiniz bölümü kazanma zorunluluğu mecbur değildir. Liseden mezun olduktan sonra lise diplomanız ve transkriptinizle, eğer İngilizce dil yeterliğiniz mevcutsa dil yeterlik belgenizle beraber direktman üniversitelere okumak istediğiniz bölüm üzerinden seçtiğiniz üniversite ve bölüme direkt olarak üniversite başvurusu yapabiliyoruz. Bu noktada belli başlı kıstaslar mevcut tabii. Ne dedik? Üniversiteler Türkiye'de sınav kazanma şartı aramıyor. Neye göre bu üniversiteler alım yapıyor o zaman? Bu üniversiteler öğrencilerin lise diploma notlarına bakıyor. Transkripte özellikle son 2 yılda almış olduğu ders notlarına bakıyorlar. Almış oldukları puanlara bakıyorlar. Dil yeterliliği olmayan öğrenciler içinse şöyle bir yol izleyebiliyoruz. Üniversitelerin İngilizce hazırlık fakülteleri mevcut. Kendi üniversite bünyesinde verilen bir hazırlık eğitimidir bu. Bahsettiğim gibi, adında da geçtiği gibi, hazırlık fakültesinde eğitim veriliyor. İlk etapta öğrencilerimiz gidip 1 yıl boyunca hazırlık eğitimi alabiliyorlar Polonya'daki üniversitede. İngilizcelerini geliştiriyorlar. B2, C1 düzeyine geldikten sonra dilerlerse, varsa bir öyle bir üniversite direktman aldıkları belgeyle bölüm başvurusu yapabiliyorlar. Devlet üniversitesi tercih ederlerse de IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerli olan İngilizce dil sınavlarına girip gerekli skorları alıp üniversitelere bölüm başvurusu yapabiliyorlar. Üniversitelerin fiyatlarından bahsetmek gerekirse ortalama 2500 Euro'dan yıllık eğitimleri fiyatları başlamaktadır. Bazı bölümlere ve üniversiteye göre bu değişkenlik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse İngiliz dil çalışmaları bölümü okumak istiyorsanız Varşova'da SWPS Üniversitesi vardır. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi Polonya'nın ilk özel üniversitelerinden bir tanesidir ve en çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesidir. Burada İngilizce dil çalışmalarının bölüm fiyatı yıllık 2500 Euro civarındadır. Bunun dışında devlet üniversitelerinde teknik bölümler okumak isterseniz, mühendislik okumak isterseniz Varşova, Wrocław, Poznan gibi şehirlerin üniversitelerinde, devlet üniversitelerinde başvuru yapabilmekteyiz. Fiyatlar Varşova'da ortalama 3000 Euro'dan başlayıp 7000 Euro'ya kadar yükselebilmektedir. Bölümden bölüme değişkenlik gösterir. Wrocław'da fiyatlar sabittir. Lisans programlarında 3000 Euro, yüksek lisans programlarında 4000 Euro'dur. Poznan Teknik Üniversitesi'nde ise fiyatlar ortalama 2200 Euro'dan başlamaktadır. Tabii bu saymış olduğum ülkeler sadece bizim şehir ve üniversite olarak başvuru yaptığımız yerler değildir. Bunun dışında Polonya'nın diğer büyük şehirlerindeki üniversitelere de hem teknik okullara hem özel üniversitelere üniversite başvurusu yapmaktayız. Polonya'da en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi psikoloji eğitimidir. Yerleştirme yapabiliyoruz Polonya'da, fakat iki farklı türde psikoloji programı mevcuttur. Devlet Üniversitesi'nde verilen eğitimde Varşova Üniversitesi psikoloji bölümünde okumak isteyen öğrenciler 3 yıl lisans eğitimi değil, toplamda 5 yıl süren eğitim alırlar ve yüksek lisans 1 programdan mezun olurlar. Bu üniversiteye girmek için öğrencilerden belli başlı donanımlara sahip olması gerekir. Örnek veriyorum, üniversite başvurusu yapıldığı zaman fakülte sizlere bir kitap önerisinde bulunur. Bir makaledir bu. Psikolojik makaleyi okursunuz. Okuduğunuz makale üzerinden yaklaşık yarım saat 45 dakika süren bir sözlü mülakata katılırsınız. Bu mülakatta makaleyle ilgili yetkili hocalar sizinle bir tartışmaya girerler. Bu tartışma sonucunda hem fikirlerinizi net bir şekilde beyan edebilirseniz hem de İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilirseniz üniversiteden bölüm kabulü alıp 5 yıl başarıyla tamamladıktan sonra hem lisans hem yüksek lisans bir şekilde psikoloji mezunu olabilirsiniz. Bu üniversitede eğitime girerken seçmek istediğiniz uzmanlık alanlarını da baştan belirliyorsunuz. Nöropsikoloji, çocuk psikolojisi, klinik psikoloji gibi birden fazla uzmanlık alanı mevcuttur. Bunun dışında direktman ben bir 3 yıl lisans eğitimi almak istiyorum diyorsanız SWPS Üniversitesi, yine Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi isminden de anlaşılacağı gibi Polonya'nın lisans alanında en iyi psikoloji eğitimi veren üniversitesidir. Burada 3 yıl lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra okulun dilerseniz klinik psikoloji ve uygulamalı sosyal psikoloji olarak da yüksek lisans imkanları mevcuttur. Üniversite sistemlerinden bahsetmek gerekirse 3 yıllardan bahsettim sizlere lisans eğitimiyle ilgili. Evet, 3 yıl sürüyor. Türkiye'de 4 yıl sürüyor. Biz 240 krediyle mezun oluyoruz. Fakat Avrupa Birliği eğitim sisteminde üniversiteden mezun olmak için 180 kredi almanız yeterli. %90 ağırlıklı olarak 180 krediyle mezun olunur ve 3 yıl sürer. Fakat sadece bazı teknik üniversitelerde mühendislik programlarında 3,5 yıla kadar, yani
3 yıl normal ve bir dönem fazladan 3,5 yıl olacak şekilde eğitim süreleri uzayabilmektedir. Psikoloji dışında mühendislik alanlarından bahsetmek gerekirse Varşova Teknik Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500-600 içerisinde yer alan bir üniversitedir. Bu üniversitede elektrik elektronik mühendisliğinden tutun bilgisayar mühendisliğine, otomotiv mühendisliğinden elektrikli hibrit araçlar teknolojisine kadar birçok bölüm mevcuttur. En çok tercih gören bölüm de havacılık ve uzay mühendisliğidir. İngilizcesiyle Aerospace Engineering şeklinde geçmektedir. Tabii sadece Varşova Teknik Üniversitesi'ne yerleştirme yapmıyoruz. Bunun dışında videonun başında da bahsettiğim gibi Wrocław Teknik, Poznan Teknik, Krakow Teknik, Łódź Teknik gibi üniversitelerde de üniversite başvurusu yapabilmekteyiz. Üniversitelerin dışında yaşam maliyetlerinden bahsetmek gerekirse Polonya'da ortalama bir öğrencinin harcayacağı para standart bir meblağ belirlersek ortalama 500-600 euro civarındadır. Konaklamalar ortalama 200-250 eurodan başlıyor. Paylaşımlı öğrenci evleri veya üniversite yurtları. Bir diğer seçenek olarak ev kiralama seçeneğini kullanabilirsiniz. Fakat burada maliyetler biraz artmaktadır. 800-900 eurolara çıkmaktadır. Bizlerin öğrencilere tavsiye ettiğimiz şey eğer gittiğiniz üniversitenin yurdu varsa ilk yıl üniversite yurdunda kalmak ve kendinize bir arkadaş ağı oluşturmak. Arkadaş network'ü oluşturmak. Sonrasında üniversite 1. sınıfa geçtiğiniz zaman zaten arkadaşlarınızla beraber ev kiralayabilirsiniz veya paylaşımlı öğrenci evlerine geçebilirsiniz. Paylaşımlı öğrenci evleri derken neyden bahsediyor Mehmet Bey diyebilirsiniz. Paylaşımlı öğrenci evleri 3+1 ev düşünebilirsiniz Türkiye'deki mantık. 3 odasında farklı kişiler kalıyor. Mutfak, salon, banyo ortak kullanım alanında oluyor. Siz sadece kaldığınız odanın belirlenen meblağına göre ödeme yapıyorsunuz. Bunun dışında yaşam giderleri de ortalama 250-300 euro civarındadır. Yani standart yaşayan bir öğrenci cep harçlığı ve aylık mutfak masraflarını ortalama 250 euro gibi bir meblağa çıkartabilir Polonya'da. Polonya'da eğitim almanın bir diğer avantajından bahsetmek gerekirse D tipi vizeyle gidiyorsunuz. D tipi uluslararası öğrenci vizesiyle gidiyorsunuz. Bu vizeyle beraber eğitim alırken ilk yılınızda dilediğiniz Avrupa Birliği ülkesine vizesiz olarak seyahat edebiliyorsunuz bu vizenizle ve pasaportunuzla. Daha sonraki süreçte üniversiteye geçtiğiniz zaman zaten oturum başvurusu yapmanız gerekiyor. Oturum başvurunuz olumlu sonuçlanıp oturum kartınızı elinize aldıktan sonra pasaportunuzu dahi kullanmanıza gerek kalmıyor. Hem Türkiye'ye gelirken giderken hem de diğer farklı Avrupa ülkelerine seyahat ederken bu oturum kartını kullanmanız yeterli oluyor. Polonya üniversitelerinden almış olduğunuz diplomalar Türkiye tarafından tanınmaktadır ve denklik alabilme imkanınız mevcuttur. Özellikle dünya sıralamasında ilk 1000 içerisinde yer alan üniversitelerde eğitim aldığınız takdirde Türkiye'ye döndüğünüz zaman denklik başvurusu yapıp denkliğinizi alabiliyorsunuz. Tabii bu noktada hukuk eğitimi, tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, inşaat mühendisliği gibi bölümlerde direktman denklik alamıyorsunuz. Türkiye'ye geldiğiniz zaman YÖK'ün size denklik sınavı yapma hakkı kendini saklı tutuyor. Çünkü bu bölümler kamu sağlığını tehdit eden bölümlerde olduğu için denklik vermek için öncelikli olarak Türkiye'deki kendi yapmış oldukları sınav sistemine tabi tutabiliyorlar öğrencileri. Hukuk eğitiminden bahsettim. Ufak bir detay vermek isterim. Çünkü çok fazla öğrencimiz oluyor Polonya'da hukuk eğitimi almak isteyen. Hukuk eğitimi bildiğiniz gibi her ülkenin kendine ayrı hukuku vardır, hukuk sistemi vardır. O yüzden Avrupa Birliği ülkelerinde en azından bizim çalıştığımız ülkelerde Polonya, Macaristan, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi kendi dillerinde veriliyor. İngilizce olarak lisans programı hukuk eğitimi okuyamıyorsunuz. Bunun için İngiltere'yi tercih etmeniz gerekiyor, Kanada'yı tercih etmeniz gerekiyor. Fakat Türkiye'de bir 4 yıllık lisans bitirdiyseniz hukuk alanında ve 2.75 ve üzeri bir ortalamanız varsa Wrocław Üniversitesi'nde Uluslararası Avrupa Hukuku LLM programı mevcuttur yüksek lisans programı olarak. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Polonya'da eğitim alma, üniversite şartları, ülke şartları ve vizelerinden bahsettim. Gelecek günlerde diğer Avrupa ülkeleri çalıştığımız Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Letonya gibi ülkeler hakkında da böyle bilgilendirme videoları çekmeyi planlıyorum. Eğer bu ülkeler hakkında veya spesifik olarak bahsettiğim için Polonya'da üniversite eğitimi almak hakkında bir bilgi talebiniz olursa firstedimate.com web sitemizi ziyaret edebilir. Oradaki önünüze gelen bilgi istek formunu doldurabilirsiniz. Bu formlar zaten direktman bana ulaşıyor. Size birinci ağızdan detaylı bilgilendirmeyi yapıyorum. Eğer bizlerle de yola çıkmak isterseniz tüm danışmanlık süreci boyunca sizlerle ben irtibatta oluyorum. Tüm okul başvurularınızı, vize başvurusu, yurt başvurusu, tüm sürecinizin yönetimini beraber tamamlıyoruz. Teşekkürler.